Son model arabalar Limited şirketi yeni arabalarını Japonya ve Vietnam'a gönderiyormuş. Önümüzdeki T ayda Japonya gönderilecek arabaların sayısı JT eşittir 2 üzeri T fonksiyonuyla Vietnam'a gönderilecek arabaların sayısı da VT eşittir 2 çarpı T'nin karesi fonksiyonuyla modellenmiş. 5 ayın sonunda son model arabalar yani şirket hangi ülkeye daha fazla araba göndermiştir? Önce Japonya'ya bakalım t ayı gösteriyor. O halde j5, 2 üzeri 5'e eşittir. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2, 4, 8, 16, 32. 5 ayın sonunda Japonya'ya 32 araba gitmiş. Vietnam'a ise v5 eşittir 2 çarpı 5'in karesi. 5'in karesi 25, 2 kere 25 de 50 eder. Evet, 5 ayın sonunda kaç araba gönderileceğini modelleyen bu fonksiyonlara göre Vietnam'a daha fazla araba gönderilecek. Bu sorunun cevabı Vietnam. 5 ay sonra Vietnam daha fazla araba almış olacak. Devam edelim. 7. ayın sonunda son model arabalar hangi ülkeye daha fazla araba göndermiştir? Şimdi de t'nin yerine 7 koyacağız jt eşittir 2 üzeri 7. Bunu 2 üzeri 5 çarpı 2 çarpı 2 olarak yazabiliriz. Bu da 32 çarpı 4'e yani 128'e eşittir. 7 ay sonunda Japonya'ya 128 araba göndermişler. Vietnam için de ne yapacağız? V7'yi hesaplayacağız. V7 eşittir 2 çarpı 7'nin karesi. 7'nin karesi 49'dur. 2 ile çarparsak 2 kere 49 98 eder. İlginç. 7 ay sonunda galip Japonya. Japonya'ya daha fazla araba gönderilmiş. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Üstel bir fonksiyon başlarda her ne kadar ikinci dereceden bir fonksiyondan daha yavaş büyüse de Burada da gördüğünüz gibi 5. ay sonunda ikinci dereceden olan fonksiyondan daha büyük bir değer aldı. Üstel fonksiyon artan bir hızla büyümeye başlar ve bu yüzden üstel fonksiyon ikinci dereceden fonksiyonu yakalar ve hatta geçer. Hemen 7. ayın sonunda ikinci dereceden fonksiyonu geçer. Peki, 7. ayın sonunda daha fazla araba almış olan ülke, yani Japonya, bundan sonraki aylarda da diğer ülkeden, yani Vietnam'dan daha fazla araba alacak mıdır? Kesinlikle evet. Üstel fonksiyon ikinci dereceden fonksiyonu geçtikten sonra ikinci dereceden fonksiyonun üstel fonksiyonu yakalamasına imkan yoktur. Üstel fonksiyon artan bir hızla büyümeye devam eder. Mesela 8 ay sonra ne olacak bir bakalım j8, 2 üzeri 8 olacak, yani bu çarpı 2. Japonya 256 araba alacak. Vietnam ise v8, yani 2 çarpı 8 üzeri 2'den 2 çarpı 64, 128 araba almış olacak. 8. ayda Japonya'ya gönderilen arabalar, Vietnam'a gönderilenlerin iki katı. Burada yani 7. ayın sonunda durum böyle değildi. Evet, Japonya'ya daha fazla araba gönderilmişti ama Vietnam'a gönderilenlerin 2 katı değildi. Evet, böyle devam edebiliriz. Mesela J9, yani 2 üzeri 9, 256 çarpı 2, 512 araba. V9 ise, 2 çarpı 9 üzeri 2, 81 çarpı 2, 162 eder. Yani yalnızca 162. Artık 2 katından bile daha fazla. Hatta 3 katından bile. İlk ayları geride bıraktıktan sonra üstel fonksiyondaki artış çok ama çok hızlı olur. İsterseniz bu fonksiyonların bir de grafiğini çizelim ve farkı görelim. Birinci fonksiyon üstel olan. 2 üzeri x kullanalım. Evet, t yerine x koydum. 2 üzeri x. İkincisi de 2 çarpı x üzeri 2. Aralığı da belirleyelim. 0'dan, x 0'dan başlasın ve 10'a kadar gitsin. Ölçek de 1 olsun. Y'nin minimumu 0. Maksimum değerini, maksimum değerini 1000 yapalım. Ölçeğin de, ölçeği de 100 yapalım. Evet, hazırız. Şimdi çizelim. Bakın bu üstel fonksiyon, bu da ikinci dereceden olan. Birbirlerine hangi noktada geçtiklerini göstermek için biraz yakınlaştırayım. Şöyle bu bölgeye yakınlaştıracağım. Evet, buradan başlıyorum. Aslında grafiğin sadece burasına bakarak belirli bir nokta sonra üstel fonksiyonun bir roket gibi yukarı fırladığını görebilirsiniz. İkinci dereceden fonksiyon ise kendi haline takılıyor artıyor ama üstel fonksiyonla yarışamıyor. t arttıkça da aralarındaki fark giderek açılıyor. Evet, bu aralıkta değerlendirirsek, üstel fonksiyon böyle, ikinci dereceden fonksiyon da böyle görünür. Evet, tekrar edelim, başlarda ikinci dereceden fonksiyonun değeri daha büyük. Bunu gördük, değil mi? Beşinci ayın sonunda Vietnam'a daha fazla araba gitmişti. Ama daha sonra üstel fonksiyon ikinci dereceden fonksiyonu geçti ve büyük bir hızla artmaya devam etti.